Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birinci döneme yazılıyla birlikte nokta koymuş olacağız. Bugün sizlerle birlikte birinci dönem ikinci yazılı coğrafya ile ilgili hangi konular var? Bunlardan nasıl soru gelebilir? Onlarla ilgili güzel çalışmalar yapacağız. O zaman hadi bakalım bu yazılının üstesinden geleceğimiz şu videomuza başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazı notları kitabımızdan Maportax sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TAS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğünüz aktivasyon kodunu TAS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Şimdi içeriğimize baktığımızda ilk kısım var. Yani biz burada insan ve doğadan bahsetmiştik ya, o haritada o okur yazarlık kısmı, yani haritada yer şekillerinin gösterilme yöntemlerine kadar olan kısımdan sorumlusunuz. Bu videomuzun ismi 100 aldıran videosu. Burada öğrenci notlarını göreceksiniz. Şunlara dikkat etmeniz gerekiyor diyeceğiz. Onun dışında hap bilgiler vereceğiz. Bak, bu geldiği zaman genel itibariyle şöyle yapman gerekiyor diyeceğiz. Aynı zamanda hem açık uçlu hem klasik sorularla birlikte hem birinci dönem birinci yazılı kısmını hem de ikinci yazılı kısmını güzel tekrar etmiş olacağız ve o son kısımda ödüllü sorunun hemen öncesinde de ortak sınav provasına uygun sorularla da bu kısmı bitirmiş olacağız. Ve size diyoruz ki birinci dönem birinci yazılı ile ilgili hem de birinci dönem ikinci yazılı ile ilgili notlarımızı tam anlamıyla hazır edebilmemiz için biz sizler için yazılı notları kitabını hazırladık. Ve burada bakın şunu unutmayalım. MEB'in ortak sınav denemelerinde katılmayı unutmuyorsun. Kitabı alıyorsun. Arka kapakta etiket var. Bunu kazıyorsun ve orada bir kod göreceksin. Bu koda ulaşıyorsun ve TAS uygulamasından ya da Tonguç mağazadan dijital kitap bölümünden kodu giriyorsun ve o ortak deneme sınavına ulaşıyorsun diyelim. O zaman coğrafyada ilk kısımda ne görmüştük? O birinci dönem birinci yazılıda doğa insan etkileşimi. İnsan ve doğa sürekli olarak etkileşim halindeydi ve 4 tane doğal ortamımız vardı. Bunlardan bir tanesi litosfer taş küreydi. Bir diğeri atmosfer hava küreydi. Bir diğeri hidrosfer su küreydi. Bir diğeri ise şöyle yazıyorum şuraya, biyosfer canlı küreydi. Yani atmosfer, hidrosfer ve litosferdeki canlı yaşam alanına biz biyosfer demekteydik ve bunlar birbirleriyle sürekli olarak etkileşim halindeydi. Aynı zamanda insan doğa ile de etkileşim halinde. Doğayı etkileyebilir ya da doğadan da etkilenebilirdi. Bunu da unutmayalım. Mesela doğayı nasıl etkiliyoruz? Fosil yakıt kullanıp küresel ısınmaya sebep oluyoruz. Bu doğayı etkilediğimiz bir durumdur. Coğrafya neydi arkadaşlar? Coğrafya insan ve doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıydı. Ve biz coğrafyayı ikiye ayıracaktık. Bunlardan bir tanesi fiziki coğrafya. Bir diğeri ise beşeri ve ekonomik coğrafya olarak geçecek. Fiziki coğrafyada kim vardı? Klimatoloji vardı, jeomorfoloji vardı, hidrografya vardı, biyocoğrafya vardı, bir de kartografya vardı. Bunlar nelerdi dediğimizde? Klimatoloji iklim bilimi, jeomorfoloji yer şekli bilimi, hidrografya hidrosferden su bilimi, sular coğrafyası, biyocoğrafya biyosferden canlılar coğrafyası, kartografya da harita bilimi olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bunları da unutmamış olalım. Eğer ki bilgilerimiz eksikse hemen ne yapıyoruz? Birinci dönem birinci yazılıda o ilk kısmı da bakıyoruz. Coğrafyanın 3 tane ilkesi vardı. Nedensellik ilkesi, bir coğrafi olayın dünya üzerinde neden meydana geldiğini araştırıyordu. Karşılıklı ilgi ilkesi ya da bağlantı ilkesi diye geçer. Bir coğrafi olay başka bir coğrafi olayı etkileyebilir. Mesela deprem ile tsunami arasında bir ilişki. Kar ile eğim arasında bir ilişki. Bunlar genel itibariyle karşılıklı ilgi kısmına girer ve coğrafyanın bir diğer ilkesi ise dağılış ilkesidir. Bir coğrafi olayın dünya üzerinde nerede görüldüğünü tam net bir şekilde mutlak konum ifadesini söyler diyebiliriz. Sonra dünyanın şekli ve hareketleri vardı. Dünyanın kendine özgü bir şekli vardı ve biz bu şekle ne diyorduk? Geoid diyorduk. Yani kutuplardan dünyamızın basık, ekvatordan dünyamızın şişkin olduğu kendine özgü şekle verdiğimiz isim geoiddi. Ve geoidi kanıtlayan 4 tane durum vardı. Bunu 4Ç olarak kodlamıştık. Neydi? Ekvator çevresi kutuplar çevresinden daha uzundur.
Ekvator yarıçapı kutuplar yarıçapından uzundur. Yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar ve çizebileceğimiz en geniş çember her zaman ekvatordu. Yani çap, çekim, çevre ve çember dediğimizde bu dünyanın geoid bir şekle sahip olduğunu kanıtlıyordu. Aynı zamanda güneşin yere düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır. Buna bağlı olarak sıcaklık azalır, gölge boyu uzar, tuzluluk oranı azalır, güneşin atmosferde aldığı yol ve tutulma oranı artar diyebiliriz. Bunlar gene dünyanın şeklinin sonucudur. Bir de eksen hareketi vardı. Yani dünyanın 24 saatlik süreç içerisinde yaptığı hareket. Ve bu dünya 24 saatlik hareketini batıdan doğuya doğru olacak şekilde gerçekleştiriyor ve bundan dolayı doğuda yerel saat batıya göre daima ileridir. Ve aynı zamanda doğuda güneş erken doğup erken batar. Sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntıları da kuzey yarımkürede sağa, güney yarımkürede sola sapıyordu. Bizim burada eksen hareketinde bilmemiz gereken anahtar ifade gün içinde kavramı. Çünkü ben bu hareketi 24 saatte tamamlanıyor dedim mi? 24 saat bir gün değil mi? O zaman bir gün içerisinde başımıza gelen durumların tamamına yakını eksen hareketi sonucunda meydana gelmiştir diyebilirsiniz. Bir de burada dünyanın eksen eğikli ve yıllık hareket vardı. Yani dünya kendi ekseni etrafında dönerken bir yandan da güneş etrafında dönüyor ve bu hareketi 365 gün 6 saatlik zaman zarfı içerisinde gerçekleştiriyor. Biz işte bu 365 güne ne diyoruz? Bir yıl diyoruz. Yapılan bu harekete de yıllık hareket diyeceğiz. Ve yıllık harekette bilmemiz gereken önemli ifadelerden bir tanesi elips yörüngeydi. Yani dünya güneş etrafında buradaki gibi bir tam turunu tamamladığında oluşturduğu yörünge. Biz bu yörüngeye elips yörünge diyoruz. Ve elips yörüngede iki tane önemli tarihimiz var. Bunlardan bir tanesi dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak tarihi. Bir diğerisi dünyanın güneşten en uzak olduğu tarih 4 Temmuz tarihi. O zaman yörüngede dünyanın güneşe olan mesafesi değişti mi? Tabii ki de değişti. Yörüngede dünyanın hızı da değişecektir. Ve bakın 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül. Eylül ekinoksu artı 2 gün ne yaptı? Gecikmeyle yaşandı. Bu da elips yörüngeyle ilgili bir durumdur. Eksen eğikliği dediğimizde 365 gün 6 saatte yapılıyor ya ve biz buna bir yıl diyoruz ya, işte yıl içinde başımıza gelen durumların temel sorumlusu da eksen eğikliğidir. Mesela yıl içinde güneşin yere düşme açısı değişir. Yıl içinde sıcaklık değişir. Yıl içinde gölge boyu değişir. Yıllık sıcaklık ve basınç farkları oluşur. Yıl diyoruz, bak dikkat et. Günlük sıcaklık ve basınç farkları deseydim o zaman kime gidecektik? Eksen hareketine gidecektik. Bunu da unutmayalım. Mevsim başlangıç tarihleri, 4 tane mevsim başlangıç tarihimiz var. Bunlara da dikkat etmemizde fayda var. Ha şunu da unutma. Bu mevsim başlangıç tarihlerini biz ekinoks tarihi ve aynı zamanda solstis tarihi olmak üzere ikiye ayıracağız. Ekinoks tarihinde dünya üzerindeki tüm noktalarda gece ve gündüz süresi birbirine eşittir. Solstis tarihleri ise en uzun gece ya da en uzun gündüzün yaşandığı tarihlerdir. Bizim ekinoks tarihlerimiz iki tane, 21 Mart tarihi ve aynı zamanda 23 Eylül tarihidir. Solstis tarihlerimiz ise 21 Haziran tarihi ve aynı zamanda 21 Aralık tarihidir diyoruz. Bak burada da şuna dikkat etmekte büyük fayda var. Türkiye hangi yarım kürede yer alıyor? Kuzey yarım kürede yer almakta. En basit mesela 21 Haziran tarihini pay biçelim arkadaşlar. Şimdi 21 Haziran tarihinde Türkiye hangi mevsimi yaşamaya başlayacak? Yaz. O zaman kuzey yarım kürede hangi mevsimi yaşamaya başlar? Yaz. Güney yarım küre tam tersi kış mevsimini yaşamaya başlayacak. O zaman ben o tarihlerde Türkiye'de hangi olayın, hangi durumun yaşandığını biliyorsam kuzey yarım kürede de aynısı yaşanacak. Tam tersi güney yarım kürede yaşanacaktır. Şimdi ben Türkiye olarak 21 Haziran tarihinde yaz mevsimini yaşıyorsam en uzun neyi yaşarım? Gündüzü yaşarım. O zaman kuzey yarım kürede en uzun gündüzü yaşar mı? Aynı zamanda en kısa geceyi yaşayacaktır. Güney yarım küre ise kış mevsimini yaşadığı için en uzun neyi yaşar? Geceyi yaşar arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Burası en uzunsa bu tarihten sonra gündüz sürelerimiz kısalmaya, gece sürelerimiz de uzamaya başlayacaktır. Ama hala gündüzümüz süre anlamında geceden daha uzundur. Bunu da unutmayalım. O zaman buradaki tarihler kısmında şuna dikkat etmemizde büyük fayda var. Hangi tarihi verdiyse
Bu tarihle ilgili ifadede önce sen Türkiye'ye bakıyorsun. Türkiye Kuzey Yarımküre'de yer aldığı için Kuzey Yarımküre'de de aynı durumlar yaşanır. Güney Yarımküre'de ise bunların tam tersi yaşanacaktır diyebiliriz. Geldik şimdi yer ve zaman, yani koordinat sistemi. Burada 4 tane kavramdan bahsediyoruz. Paralel enlem kavramları ve aynı zamanda meridyen boylam kavramları arkadaşlar. Şimdi paralel nedir dersek, benim paraleli bilebilmem için, tekrar söylüyorum, benim paraleli bilebilmem için ekvatoru bilmem lazım. Ekvator nedir? Doğu batı yönlü uzanıp kuzey güney yönlü dünyayı iki eşit parçaya ayıran en geniş paralel dairesidir ve ekvator başlangıç paralelidir ve aynı zamanda derecesi sıfırdır. O zaman başlangıç paralelinin kim olduğunu bileceksin. Ekvator. Ekvatora bir derece aralıklarla çizilen paralellere paralel dairesi diyoruz. Biz ekvatorun üst kısmına kuzey yarım küre, ekvatorun alt kısmını hatırlayın güney yarım küre. Ekvatorun üst kısmı kuzey paraleli, ekvatorun alt kısmı güney paraleli. Kuzey yarım kürede 90, güney yarım kürede 90, total 180 tane paralel dairemiz mevcut. Ve paralellerimizin boyları kutuplara doğru gidildikçe kısalır. Burada da şu ifadeye dikkat etmen lazım. Sana eğer ki bir cümle içerisinde kutuplara doğru gidildikçe bir durum meydana gelir diyorsa bunun temel sebebi dünyanın şeklidir. Gün içinde yaşanan bir durum diyorsa bunun temel sebebi eksen hareketidir. Yıl içinde yaşanan bir durum diyorsa bunun temel sebebi de eksen eğikliğidir diyebiliriz. Tamam mı? Enlem ekvatorla bir merkezin yaptığı açı. Enlemde biz derece, dakika, saniye ifadelerini kullanmaktayız. Peki meridyen nedir dersek? Bir kutuptan diğer kutba giden ve paralelleri dik açıyla kesen yarım çemberlerdir. Başlangıç meridyeni İngiltere, Londra, Greenwich gözlemevidir. Ve meridyenler bir kutuptan diğer kutba gider ve bir derece aralıklarla çizilir. Bu kapsamda Greenwich'in sağ tarafı doğu yarım küre, Greenwich'in sol tarafı batı yarım küre. Greenwich'in sağındaki meridyenler doğu meridyeni, solundaki meridyenler batı meridyeni. Greenwich'in sağında 180, solunda 180 olmak üzere total 360 meridyen yayımız vardır. Şuna dikkat et. Meridyenlerin boyları sabittir. Bak tekrar söylüyorum. Meridyenlerin boyları sabittir, değişmez. Peki meridyende değişen nedir derseniz, meridyenlerin arasındaki mesafe dünyanın şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne yapıyor? Kısalıyor. Bunu da unutmayalım. Ve boylam. Bir merkezin Greenwich'le yaptığı açı, yani derece, dakika ve saniye ifadelerini kullandığımız kısım, o daire olan derecedir. Tek çizgi dakikadır. İki çizgi attığımda saniyedir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Yerel saati biz kime göre hesaplıyoruz? Boylama göre hesaplıyoruz. Ardışık bir derecelik boylamlar arasındaki zaman farkımız 4 dakikadır. Ve biz doğu batı yönlü iki merkez arasındaki zaman farkını bu şekilde hesaplıyoruz. Ve doğuda şunu unutmayalım. Yerel saat her zaman ileri. Batıda ise yerel saatimiz her zaman daha geridir. Konum dediğimizde bunu ikiye ayırırız. Bunlardan bir tanesi mutlak konumdur. Bir diğeri ise hatırlayalım, göreceli konum özellikleridir. Mutlak konumda enlem boylam dereceleri. Mesela Türkiye ölçeğinde düşündüğümüzde Türkiye 36 derece kuzey, 42 derece kuzey enlemleri arasında, 26 derece doğu, 45 derece doğu boylamları arasında yer almaktadır. Eğer ki buna göre bir konum belirtiyorsak nasıl? Şimdi Türkiye 36-42 kuzey enlemi arasında yer alıyor ya, Türkiye'nin hangi yarım kürede olduğunu gösterir bu? Hemen düşünüyorum. Evet, aynen o şekilde Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer aldığını söyler. O zaman Türkiye kuzey yarım kürede yer aldı diyorsak bu mutlak konumumuzun sonucudur. Ve kuzeye doğru gittiğimizde birçok durumla karşılaşırız. Bunlar da gene Türkiye'nin mutlak konumunun sonucudur. Ve aynı zamanda Türkiye Greenwich'e göre daha doğuda yer aldığı için doğu yarım kürededir. Gene buna göre belirledik. Ama Türkiye mesela Afrika, Avrupa, Asya kıtaları arasında yer alır. Ya bunu enlem boylamla açıklayamazsın. Açıklayamazsan göreceli konumdur. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir. Gene göreceli konumdur. Tamam mı? Bak bunu unutmayalım. O zaman bize verilen bir ifade var. Ve bu ifadeyi şöyle düşündüğümüzde enlem boylamla açıklayabiliyorsak o zaman bu mutlak konumumuzun sonucu. Açıklayamıyorsak göreceli konumumuzun sonucu olarak karşımıza çıkmakta. Geldik şimdi harita okur yazarlığı. Bakın bundan önceki kısım birinci dönem birinci yazıları konuları olduğu için o konu özet kısmını kısa tuttum. Onu hemen gidip
O birinci dönem, birinci yazılı videomuzdan daha biraz bir tık daha ayrıntılı izleyebilirsiniz. Harita. Dünyanın tamamının ya da bir bölümünün. Bak. Düzleme aktarılmış, kuş bakışı bir görünüme sahip ve belirli bir oranda küçültme ile yapılan çizimleridir. Tekrar söylüyorum. Dünyanın tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünümünün belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılması işlemidir. O zaman buraya yıldız atıyorum. Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için kuş bakışı görünümüne sahip olması lazım. Tepeden bakıyorsun. Burası böyleymiş diyorsun, çiziyorsun, tamam mı? Diğeri geniş bir alan, küçük bir alana sığdıracaksın. O zaman da ne yapman gerekiyor? Küçültmen gerekiyor. İşte biz bu küçültme işlemine ne diyoruz? Ölçek diyoruz ve düzleme aktarma işlemi diyoruz. Düzleme aktarma işlemi dediğimizde hemen şöyle bir kağıt parçası düşünebilirsiniz. Yani siz arkadaşlar düzlem dediğinizde aha da sizin düzleminiz bu. Mesela ben buna Türkiye haritası çizmek istiyorum. Türkiye yüz ölçümü anlamında çok büyük. 780 bin kilometre karelik bir yüz ölçüme sahip. Buraya sığdırmam için ne yapmam lazım? Küçültmem gerekiyor. İşte bu küçültme oranına da biz ne diyoruz? Ölçek diyoruz. Haritacılık bilimi nedir derse kartografyadır. Ve biz dünya küresel bir yüzeye sahip olduğu için harita çizimlerinde ister istemez bozulmalar yaşıyoruz. Alanda bozulmalar yaşayabilirsin. Uzunlukta bozulmalar yaşayabilirsin. Ve aynı zamanda açıda da bozulmalar yaşayabilirsin. İşte bu bozulmaları en aza indirebilmek için neleri kullanıyoruz? Projeksiyon yöntemlerini kullanıyoruz. Eğer ki biz ekvatoru daha doğru bir şekilde çizmek istiyorsak silindirik projeksiyon yöntemi. Orta kuşak çevresini daha doğru çizmek istiyorsak konik projeksiyon yöntemini. Kutuplar çevresini daha doğru çizmek istiyorsak düzlem projeksiyon yöntemini kullanmak zorundayız arkadaşlar. Ve biz bir harita hazırladığımızda bu çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için kesinlikle ve kesinlikle ölçeğinin olması lazım. Eğer ki yaptığımız bir çizim ölçeksiz ise biz buna harita değil kroki diyoruz. Bakın bunu unutmayalım. Ölçeksiz, kabataslak çizimler krokilerdir. Krokide de kuş bakışı görünüm vardır. Krokide de düzleme aktarırsın ama krokide ölçek kullanmazsın. Harita çizdiğimizde ilk olarak başlığımız var. Başlık bizim neyimizi belirler? Amacımızı belirler. O zaman harita çiziminde ilk belirleyeceğimiz amaçtır. Ve sonra amaca uygun başlık atarsın. Haritada renkler, semboller, simgeler, çizgiler kullanırsın. Bunların ne anlama geldiği lejantta belirlidir. Haritada şöyle bir ok gösterir ve okun üst kısmına K der. Bu yön okudur. Haritada yön tarifi yapabilirsin. Bakın şurada 41 derece 45 dakika demiş. 40 derece 50 dakika demiş. Bunlar enlem dereceleridir ve bu enlem dereceleri koordinat sistemini belirler. Bu çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için de neyin olması gerekir dedik? Ölçeğinin olması gerekir dedik. Ölçek haritadaki en önemli şey küçültme oranıdır. Bir çizimin harita olabilmesi için mutlaka ölçeğinin olması lazım ve biz ölçeği iki şekilde gösteriyorduk. Bunlardan birincisi kesir ölçek. Ölçeğin burada pay ve payda şeklinde gösterilen kısmıdır. Peki bunlar bize neyi söylüyor derseniz. Pay dediğimiz kısım haritadaki uzunluğu gösteriyor ve her zaman 1 olmalı. Payda dediğimiz ise gerçekteki uzunluğu gösteriyor ve buranın birimi de mutlaka santimetre olmalı. Nasıl? Bakın şimdi. Ben bu 1 bölü 500 bini şöyle okuyacağım. Haritadaki 1 santimetrelik bir yer aslında gerçekte 500 bin santimetreymiş. Şimdi 500 bin deyince kafamda çok canlanmıyor. Ya ne kadar bir uzunluk ki 500 bin? O zaman bunu kilometreye çevirebilirim. 5 sıfır sileceğim. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman benim aslında o 500 bin santimetre dediğim şey gerçekte 5 kilometreymiş. O zaman bana bu kesir ölçek şunu söylüyor. Ben haritada aslında gerçekte 5 kilometre uzunluğa sahip bir yeri 1 santim olarak gösterdim diyor. Tamam. Ben ölçeği böyle kullanabileceğim gibi şöyle de kullanabilirim. Biz bu kullanıma ise çizgi ölçek diyoruz. Bir çentik var. Eş bölmeli aralıklara sahiptir çentikler. Aksi belirtilmediği müddetçe burası 1 santimetredir. Ama
Şöyle de olabilir. Çentikleri 2 santim olarak da verebilir. Çentikleri 5 santim olarak da verebilir. Çentikleri 10 santim olarak da verebilir. Tamam mı? Yani bunlar değişkenlik gösterecektir. Sıfırın yanındaki ilk sayısal değer şuraya şöyle gerçek uzaklık kısmına geçerim. Ve buradaki uzaklık da değişkenlik gösterebilir. Burada mesela kilometre demiş ya. Onu metre de yapabilirim. Dekametre de yapabilirim. Hektometre de yapabilirim. Yani her türlü değişiklik gösterecektir diyebiliriz. Peki biz haritada ölçek yardımı ile uzunluk ve alan hesaplaması yapıyoruz ya. Hangi ölçeği kullanırsak işlemimiz kesinlikle doğru olur derseniz ahanda tek geçerim. Çizgi ölçek. Şundan dolayı unutma soru olarak da gelebilir. Çizgi ölçek. Sana verilen bir harita var. Elinde şöyle bir haritan olsun. Ama sen bu defter yaprağının fotokopi ile büyüyüp küçüldüğünü bilmiyorsun. Belki burası şöyle kalınlığa sahip bir şeydi. Ama ben bunu fotokopi ile şöyle küçülttüm. Böyle küçülttüğümde benim çizgi ölçeğim de aynı oranda küçüleceği için çizgi ölçekle yaptığımız hesaplamalar her zaman doğru sonuca ulaştırır. Bizi unutmayalım. Ölçeklerine göre haritaları 3'e ayırıyoruz. Büyük ölçekliler 1 bölü 200 binden daha büyüktür. Bunlar planlar topografi haritaları olarak geçer. Orta ölçekli 1 bölü 200 bin ile 1 bölü 500 bin. Küçük ölçekli ise 1 bölü 500 binden daha küçüktür. Atlaslar 1 bölü 10 milyon, 1 bölü 30 milyon, 1 bölü 50 milyon diyebilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Amaçlarına göre haritaları biz ikiye ayıracağız. Genel haritalar. Haritayı hazırlayacağımız bölgenin doğal ve beşeri özellikleri. Mesela Türkiye idari haritası demiş. Dünya siyasi haritası da diyebilirdi. Ya da Türkiye fiziki harita, dünya fiziki harita diyebilirdi. Biz bu haritalarda doğal ve beşeri özellikleri ekliyoruz. Mesela fiziki haritalar yer şekillerini yükseklik basamaklarına göre farklı renk tonlarıyla gösterdiğimiz haritalardır. Yani bana bir fiziki harita verdiğinde o haritada bir dağı, bir dağın kaç metre yüksekliğe sahip olduğunu, bir ovayı, bir platoyu, bir akarsuyu, bir gölü net bir şekilde görebilirim. Bu fiziki haritadır. Ama siyasi ve idari harita veriyorsa bunları göremem. Bunlar yerine ülkeler ya da illerin sınırlarını, komşularını net bir şekilde görebilirim. Mesela Türkiye idari haritası demiş ya, Ağrı Dağı'nın kaç metre yüksekliğe sahip olduğunu ben bu haritada göremem. Tamam mı? Bak bunu unutmayalım. Tematik haritalar ise belirli bir alan açısından uzmanlık gerektiren haritalardır. Jeoloji haritaları diyebiliriz. Meteoroloji haritaları diyebiliriz. Bitki haritaları diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Ama şunu unutmayalım. Bütün haritalardan yararlanarak bir, konum belirleyebilirsin. Konum belirleyebilmeni sağlayan enlem ve boylam dereceleridir. Yön tayini yapabilirsin. Yön okudur. Uzaklık ve alan hesaplaması yapabilirsin. Bak bunlara yıldız attım. Bütün haritalardan ortak olarak neler belirlenir diyorsa. Konum, yön, uzunluk, alan. Bunların hepsini yapabiliyoruz. Haritada uzunluk hesaplaması yapabilmem için ölçeğimin olması lazım. Yani ben ölçek yardımıyla yapıyorum. Burada da şöyle bir formülümüz var. Şu formül. Unutma bu formülü. Şöyle üçgen diyorsun. Şuraya şöyle T yapıyorsun. T'yi yaptıktan sonra şuraya şöyle çarpıştırıyorsun. Bak yukarıya gerçek uzunluk, aşağıya harita uzunluğu, aşağıya ölçek baydası. D, E, F, G, H, Ö diye git. Yani G'den gel şöyle alfabede sona doğru git. Hangisini istiyorum? Ben mesela gerçek uzunluğu istiyorsam bunu karalıyorum. Ne kaldı? Harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası kaldı. Şunu sildim. Ben mesela neyi isteyeyim? Harita uzunluğunu isteyeyim. O zaman şunu siliyorum. Ne kaldı burada? Gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası kaldı. Peki ben ölçeğin paydasını isteseydim o zaman ne olurdu? Gerçek uzunluk bölü harita uzunluğu olurdu. O zaman şunu unutmayalım. Tek bir formülümüz var. GU, HU, ÖP. Hangisini istiyorsak onu kapatıyorsun. Çarp ya da böl artık orada iş sana kalmış diyelim. Haritalarda biz yer şekillerini 3 farklı yöntemlerle gösteriyoruz. Bunlardan birincisi kabartma yöntemi. Bak şunu unutma. Kabartma yöntemi yer şekillerinin 3 boyutlu kabartması yapılarak elde edildiği için gerçeğe en yakın hazırlanan harita çizim yöntemidir. Yani bana bir çizim yöntemi içerisinde gerçeğe en yakın hazırlanan harita çizim yöntemi hangisidir diyorsa kabartma yöntemi geç. Bu yöntemde hem dikey ölçek kullanacağız hem de yatay ölçek kullanacağız, bunu unutmayalım. Renklendirme yönteminde ise yer şekilleri yükseklik basamaklarına göre farklı renklerle belirtilerek hazırlanılır ve bu şekilde biz fiziki haritalar elde ediyoruz. Bak yeşil renk tonu 0500, sarı renk tonu 500 bin,
Turuncu 1500, kahverengi 1500 üzeri. Açık kahve diyorsa 1500-2000, koyu kahve diyorsa da 2000 metre ve üzeri olarak karşımıza çıkacaktır diyebiliriz. Mavinin koyulaşan tonları ise neyi gösteriyor? Derinlik kısmını gösteriyor. Bunu da unutmamış olalım. Ama yer şekillerini göstermede kullandığımız en yaygın yöntem hangisidir derse tabii ki de izohips yöntemi. İzohips nedir dersek, izo eş demektir. Hips ise haydan gelsin aklınıza, yükseklik demektir. O zaman bu eş yükselti yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Şuraya da yükseklik diye yazalım sevgili arkadaşlar. Bak, yüksekliği aynı olan noktaları birleştirdiğimizde elde ettiğimiz kapalı eğrilerdir. Şunu unutma. Eğer ki bir izohips haritası üzerinde, bak, aynı izohips üzerinde birden fazla nokta varsa, buradaki C ve D noktası gibi, o zaman D ile C'nin yüksekliği birbirine eşittir. Eğer ki birbirini çevrelemeyen komşu iki tane izohipsin varsa, buradaki gibi, mesela A ve B, o zaman A ile B'nin yüksekliği eşittir. Bak, A'dan sonra 1, ikinci izohips, B'den sonra 1, ikinci izohips. O zaman C ile de D'nin yüksekliği ne yaptı? Birbirine eşit oldu. Aynı durum bir akarsu için de geçerlidir. Yani bana şurada şöyle bir akarsuyu gösterdi. Zaten oku, akarsuyun akış yönünü gösteriyor. Eğer ki böyle bir şey gösterdiyse, akarsuyun bu kenarındaki izohipsle bu kenarındaki izohipsin yükselse eşittir. O zaman x eşittir y diyoruz. Eğer ki bir izohips haritasında izohipsler birbirine yakın ise, burada eğim nasıldır? Tabii ki de çok fazladır. Ama izohipsler birbirinden buradaki gibi uzak ise, burada da eğimin az olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ki bir izohips eğrisi üzerinde bulunan bir B noktam varsa, bunun yüksekliğini 40 metre olarak net bir şekilde bulabilirim. Ama buradaki gibi iki izohips arasında bir yerde ise, bir merkez, mesela A noktası 40 metre ile 60 metre arasında diyebiliriz. İzohipslerde içeriye doğru gittiğimizde yükselti genel olarak artar. Ama her zaman artmaz. Eğer ki bir çanak, bir çukur, bir krater varsa, buradaki gibi oklarla gösterdi ya, burası bir çukurun bulunduğu yerdir ve burada yüksekliği okun başladığı yerden okun bittiği yere kadar azaltmamız gerekir. Denizin kıyısındaki izohips kıyı çizgimizdir ve unutmayalım, kıyı çizgimizin yüksekliği 0 metredir arkadaşlar. Şuradaki x noktasını bulmamız gerekirse, yukarıda öğrendiğimiz ne vardı? Komşu iki izohipsin yüksekliği aynı. Bura 1000 metre ise burası 1000 metre. Ve 1000 metreden sonra bir diğer izohipsin 1200 metre. O zaman burada 200 metre aralıklarla izohipsleri çizmem lazım. Ve ben buna ne diyorum? Equidistance diyorum. Ve haritanın tamamında aynıdır. X'e o zaman şuraya 1000 dersem, sonra 1200, 1400. O zaman x merkezi 1400 metre oldu diyoruz. Genel bir tekrar yaptık. Daha ayrıntılı istiyorsanız konu anlatım videolarımızdan da o takıldığınız kısımları bulabilirsiniz. Şimdi geldik, hepsini ben genel itibariyle senaryo 1-2 hepsini güzel bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Aşağıda verilen olayların nedenlerini ilgili alanlara işaretleyin istiyor. Yani birinci dönemi şöyle güzel bir alacağız. Gün beri ve gün öte durumlarının yaşanması. Beri gel, yaklaş, öte git, uzaklaş. Kim yaklaşıp uzaklaşır? Güneş, dünya yaklaşıp uzaklaşır. O elips yörünge vardı ya, gün beri tarihi beri gel diyoruz. Yani burada 3 Ocak tarihimiz var. Öte git diyoruz. Yani 4 Temmuz tarihimiz var. Ve bu elips yörünge ile ilgili bir durumdur. Yörüngenin şeklidir diyoruz. Termik basınç kuşaklarının oluşması. Termik basınçlar havanın sıcaklığına bağlı olarak oluşmuştur. Ekvator sıcak olduğu için ısınan hava yükselir ve ekvatorda 0 derece enleminde termik alçak basınç, kutuplar soğuktur ve soğuyan hava alçalır, termik yüksek basınç oluşur. Ekvator kutup diyorsak o zaman direkt dünyanın şekli diyeceğiz. Okyanus akıntılarında halkalanmalar neden yaşanır? Çünkü dünya kendi eksen etrafındaki bir tam turunu batıdan doğuya doğru olacak şekilde yapıyor. O zaman bu eksen hareketiyle ilgili bir durumdur. Yer çekimi, bak dikkat, evet, kutuplara doğru gidildikçe artar. Ya ne demek istiyor? Ekvatordan kutuplara doğru gidiyoruz. E biraz önce ne demiştik biz? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bir durum meydana geliyorsa, bu neyle ilgili? Dünyanın şekliyle ilgilidir. O zaman şuraya da direkt aldık. Meltem rüzgarlarının oluşması. Meltem rüzgarları gece gündüz arasında dağ, vadi,
Deniz, kara arasında yer değiştiren, gece gündüz bir günün zaman dilimleri değil mi? Gün içinde yön değiştiren bir rüzgar. O zaman direkt gün içinde diyorsa eksen hareketi diyorum. Gölge boyunun her gün değişmesi. Birinci gün, ikinci gün, üç, dört, beş diye gidiyor. Yani yıl içindeki her günün değişmesi diyorsa o zaman bu yıllık hareket oldu ve devam ediyoruz. Mevsimlerin oluşması. Mevsim diyorsa yıllık harekettir. Ve şunu da unutma. Ankara'da yaz mevsimi yaşanırken, Türkiye'de yaz mevsimi yaşanırken, Arjantin'de kış mevsimi yaşanıyor diyorsa gene mevsime girdik mi? Yıllık harekettir geç. Yerel saat farkları dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle birlikte oluşur ve ardışık bir derecelik boylamlar arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. Güneşin doğduğu konumun değişmesi. Konum nasıl değişir? Yıl içinde değişir. O zaman yıl içinde diyorsa yıllık hareket. Çizgisel hızın her yerde aynı olmaması. Ya ne demek istiyoruz? Çizgisel hız kutuplara doğru gidildikçe azalır. Kutuplara doğru gittiğim için bu dünyanın şekli oldu arkadaşlarım. Çizgisel hızın oluşması, hızın oluşabilmesi için dünyanın ne yapması lazım? Dönmesi lazım. O zaman burada kendi etrafında döneceğiz, eksen hareketidir. Aydınlanma çemberinin batıya doğru hareket edebilmesi için dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi lazım. O zaman bu da gene eksen hareketi oldu. Kayaçlarda fiziksel ayrışmanın görülmesi, özellikle günlük sıcaklık farkının fazla olduğu alanlarda bunu yoğun ölçekte göreceğiz. Peki günlük sıcaklık farkı diyorsa eksen hareketine geçtik. Şunu unutma. Gün içinde diyorsa eksen hareketi. Bak, gün içinde diyorsa. Yıl içinde diyorsa eksen eğikliği. Kutuplara doğru gidildikçe değişir diyorsa dünyanın şekli diyebilirsiniz. Geldik şimdi klasik sorularımıza. Birinci sorumuz, haritanın unsurları nelerdir? Yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar, ben şuraya bir harita çizmek istersem, mesela Türkiye'yi çizmek istiyorum arkadaşlar. Türkiye'yi çizdiğimde burada öncelikle Türkiye'nin dünya üzerinde nerede yer aldığını belirlemem gerekiyor. Dünya üzerinde Türkiye'nin nerede yer aldığını belirlemem gerekiyorsa burada ilk olarak 36 derece kuzey, 42 derece kuzey diyorum ve bunlar nedir dersek bunlar koordinatlarımızdır. Bak, 36, 42 kuzey, 26 derece doğu, 45 derece doğu diyorum. Koordinatları yazdık devamında. Ben mesela burada şöyle şuraya üçgen attım ve bunun şuradaki kısımda zirve olduğunu gösterdim. Peki bu nedir dersek bu da lejant olarak geçer. Haritanın dilidir. Peki bu haritamızda zirve diyorsak bu nasıl bir harita? Fiziki bir haritadır. Fiziki harita dediğimiz kısım başlık olarak geçer. Bu kağıt parçamız ne oluyor? Düzlem oluyor. Bunu da unutmayalım. Bu çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için köşede bir yerde 0, 50, 100 kilometre diye bir şey söylemesi gerekiyor. Peki biz buna ne diyoruz? Ölçek diyoruz. O zaman şöyle toparlıyorum. Bakın. 36-42 dedik, koordinatlar. Fiziki harita dedik, başlık. Başlığımız yer şekillerini gösterdiği için önce amacımız yer şekillerini göstermekmiş. Haritada sembol simge zirveymiş, burası lejantmış. Düzlem kağıt parçasıymış. Bir de şurada şöyle bir şey yapıp K diyoruz. Bu nedir peki dersek? Bu da yön oku olarak karşımıza çıkacaktır. Okey? Bitti. Bunlardan en önemlisi hangisi? Ölçek. Ölçeksiz çizim harita olmaz. Konularına göre haritaları biz ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi genel haritalar. Bir diğeri ise tematik haritalar. Peki bu genel harita ve tematik harita neleri söylüyor? Genel harita. Haritanın sını hazırladığımız bir bölge var. Bölgenin doğal özellikleri ve aynı zamanda bölgenin beşeri özelliklerinin harita üzerine aktarıldığı harita türleridir. Mesela burada bir fiziki harita, yer şekillerini yükseklik basamaklarına göre gösteriyoruz. Siyasi ve aynı zamanda idari haritalar, sınırları gösteriyoruz. Beşeri haritalar, nüfusu yerleşmeyi gösteriyoruz. Ekonomik haritalar, tarım, ticaret, turizm, sanayi gösteriyoruz. Bunların hepsi genel haritadır. Tematik haritada ise haritasını hazırladığımız bölgedeki unsurları sembollerle, simgelerle belli ediyoruz. Bunlar da özel haritalardır. Mesela
jeoloji haritası ya da meteoroloji haritaları. Bunların hepsi de tematik harita olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Geldik şimdi renklendirme yöntemi nedir? Açıklayınız. Renklendirme yöntemi yer şekillerinin yükseklik basamaklarına göre farklı renk tonlarıyla gösterildiği haritalardır. Yani biz burada yer şekillerini yükseklik basamaklarına göre farklı renk tonlarıyla gösteririz. Peki olayımız, esprimiz nedir? Eğer ki biz bir yerde yeşil renk tonunu göstereceksek orası 0-500 metre arasında yükseklik değerine sahip olmak zorunda. Yani o zaman ben beyaz yeşil renk tonunu gördüğüm alanların alçak olduğunu söyleyeceğim. Eğer ki ben sarı renk tonunu gösteriyorsam burada 500 metre ile 1000 metre arasında yükseklik değerine sahip olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki biz burada turuncu renk tonunu gösteriyorsak 1000 metre ile 1500 metre arasında yükseklik değerine sahip olduğunu söyleyeceğiz. Eğer ki biz burada açık kahverengini gösteriyorsak 1500 metre ile 2000 metre arasında yükseklik değerine sahip olduğunu söyleyeceğiz. Eğer ki biz koyu kahveyi gösteriyorsak 2000 metrenin üzerinde olduğunu söyleyeceğiz. Beyaz renk tonu kalıcı kar ve buzulları gösterir. Bunu unutmayalım. Bak beyaz renk tonu kalıcı kar ve buzullar. Mavi renk tonu ise derinliği gösterir. Bunu da unutmayalım. Tamam mı çocuklar? O zaman renklendirme yönteminin mantığı da buymuş. Peki bir diğer soru. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikler nelerdir diyor. Bilgileri haritalara aktarmada kullandığımız bir nokta yöntemi var. 2. Çizgi yöntemi var. 3. Alan yöntemi var. Peki bunları ben nasıl kullanıyorum? Hemen şuraya şöyle bir düzlem çizdik. Buraya şöyle bir alan çiziyoruz. Eğer ki bu alanda şurada şöyle bir göl gösteriyorsam, gölün sınırı var mı? Var. O zaman ben bunu kimle gösteriyorum? Alanla. Ya da mesela şurayı şöyle gösterdim. Buraya ova dedim. Ya da plato dedim. Bunların da bir alanı var. O zaman bunu alan yöntemiyle gösterdik. Eğer ki burada şöyle bir akarsu olsun. Şuraya şöyle akarsu diye yazıyorum. Eğer ki bir akarsu varsa bunu çizgi yöntemiyle. Ya da bir şöyle karayolu varsa. Bak bu bir yol olabilir. Şöyle geçmiştir. Bunu da gene çizgi yöntemiyle gösteriyorum. Peki bir dağın şöyle zirvesi varsa. Nokta yöntemi. Bir başkent, bir şehir merkezi varsa. Nokta yöntemi. Bir havaalanı varsa. Nokta yöntemiyle gösteriyorum. Nokta, çizgi, alan yöntemi bilgileri haritada aktarmada kullandığımız yöntemlerdir diyebiliriz. Geldik yandaki koordinat düzlemi üzerinde konumu belirtilmiş bölgeyle ilgili olarak soruları cevaplayınız. Attım yıldız, gelme ihtimali yüksek. Diyor ki bölgenin en kuzeyi ve en güneyini sınırlandıran enlem ve boylam değerleri nelerdir diyor. En güney dediğimiz kısım, bakıyorum şurası 36 derece enlemi. En kuzey dediğimiz kısım burası 23 derece enlemi. Ama 36 ve 23 yazarsanız öğretmeniniz sınavdan sonra diyecek ki Eşref oğlum sen buraya iki tane sayı yazmışsın ya. 36 derece 23 derece. Sen ben diyeceğim ki öğretmen ben yazdım. 23 ile 36 yazdım işte doğru. 23 36 ne ya? Kuzey mi güney mi bunu belirlemen lazım. O zaman burada direkt ne yapman gerekiyor? Ekvatorun konumunu bilmen gerekiyor. Bak şimdi ekvator sıfır değil miydi? Sıfır buranın neresinde? Aha da burasında. E o zaman bu aşağıya güneye doğru gitmiş mi? O zaman bölgemiz nerede? Güney yarım kürede. O zaman şuraya şöyle 36 güney, 23 güney enlemi dersin. Enlemleri dersin tamam mı? Ah şimdi oldu. Eşref aferin oğlum doğru yaptın der. Devam. Ve bölgenin en doğusu ile en batısı arasındaki boylam farkı ne kadardır? En doğusu neresi dersek? Bak 60-81 diyor. Greenwich bunun neresinde? Aha da 0 derece. Greenwich de bunun burasında. O zaman bu sağ tarafa doğru arttı mı? O zaman burası doğu yarım küre. Bölgenin en doğusu 81 derece doğu. En batısı 60 derece doğu. Boylam farkını aldığımız zaman 21 derecelik bir boylam farkı var. Bölgenin en kuzeyi ile en güneyi arası kuş uçumu uzaklığı kaç kilometredir? Ve biz şunu biliyoruz. Ardışık birer derecelik paraleller arasındaki kuş uçumu mesafe tahmini olarak 111 kilometre.
Peki bölgenin en kuzey ile en güney arasında kaç paralellik fark var dersek? 36 derece eksi 23 derece diyorum. Hemen şöyle aldım. 13 derecelik bir farkımız var. O zaman şurada her bir paralel arası 111 kilometre olduğu için 111 ile 13'ü çarpıyorum. 3 kere 1 3, 3 kere 1 3, 3 kere 1 3. Yani 333. 111'i de şöyle aldım, topladım. 1443 kilometre yapacaktır. O zaman bölgenin en kuzey ile en güney arasındaki kuş uçumu mesafe 1443 kilometre yaptı. Bölgenin en doğusu ile en batısı arasındaki yerel saat farkı kaç dakikadır? Her bir boylam arasındaki zaman farkı ne kadardı? 4 dakikaydı. O zaman kaç boylam farkımız vardı? 21 boylam farkımız vardı. Her bir boylam arası 4 dakika olduğu için 21 çarpı 4'ten 84 dakika. Yani 1 saat 24 dakikalık bir zaman farkımız var. Bölge kaçıncı saat dilimleri içerisinde yer almaktadır diyor. Şimdi ortak saat kısmında 0 Greenwich 0. ulusal saat dilimidir. 15 Doğu 1. 30 doğu 2. 45 doğu 3. diye gideceğiz. Tamam mı çocuklar? Bu zaten doğu değil miydi? Şurası 60 doğu. Şurası 81 doğu. Şimdi geldiğimiz zaman 60 dersek 15, 30, 45, 60. 15, 30, 45, 60. 4 tane gittik mi? O zaman 4. ulusal saat dilimi içerisinde yer alıyor mu? Alıyor. 75. Bunun tam ortasında mı? O zaman 5. ulusal saat dilimi içerisinde de yer aldı mı? Aldı arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Bölge 4 ve 5. ulusal saat dilimleri içerisinde yer alıyor. Peki geldik soruya. Aynı boyuttaki kağıtlara çizilecek dünya ve Türkiye haritaları ile ilgili verilen özellikleri tabloda yer alan boşluklara uygun ifadelerle yazınız demiş. Bak, bak buraya. Benim bu kadarlık bir düzlemim var. Bu düzleme bir dünya haritası çizeceğim. Bir de Türkiye haritası çizeceğim. Hangisini daha çok küçültmem lazım? Bak. Şöyle daha çok hangisini küçültmem lazım? Dünya mı Türkiye mi? Ya dünya daha geniş bir alan. O zaman daha çok bunu küçültmem gerekiyor. O zaman dünya haritam küçük ölçekli harita oldu. Türkiye haritam ise dünya haritama göre daha büyük ölçekli harita oldu diyebiliriz. Ölçeğin paydası 1 bölü 500'de 1 bölü 50'de. Al büyük al küçük ölçek. Ölçeğin paydası dünya haritasında sayısal değer olarak daha büyüktür. Payda dediğimiz alt kısım. Türkiye haritasında ise ölçeğin paydası sayısal değer olarak daha küçüktür. Gösterdiği alan. Dünya haritası daha geniş bir alanı göstermekte. Türkiye haritası ise daha dar bir alanı göstermekte. Ayrıntı. Dünya haritasında daha düşüktür diyebiliriz. Türkiye haritasında ise ayrıntı daha büyüktür. Çünkü büyük ölçekli haritalar daha ayrıntılıdır. Küçültme oranı dünya haritasında daha fazla, Türkiye haritasında ise daha azdır. Bozulma oranı dünya haritasında daha fazla, Türkiye haritasında ise daha azdır diyorum ve buraya şöyle yıldız attım. Bura gelir. Büyük ve küçük ölçekli haritaları karşılaştırdığımızdaki özellikleri mutlaka çalışın. Ezberle. Bunları unutma. Bunlar önemli ifadeler. Geldik. Projeksiyon yöntemlerinin amacı nedir dersek, harita çizimlerinde karşılaştığımız bozulmaları en aza indirmektir. Yani biz harita çizimlerinde alanda, açıda, uzunlukta bozulmalar yaşıyoruz ya, bozulmaları en aza indirmek için biz projeksiyon yöntemlerini kullanıyoruz. Kaç tane projeksiyon yöntemi vardı? 3 tane. Birincisi silindirik projeksiyon yöntemi. Bu yöntem nere için uygun bir yöntemdi? Ekvator çevresi için uygun bir yöntemdi. Ve kutuplara doğru gidildikçe bozulmalarımız artıyordu. İkincisi konik projeksiyon yöntemi. Konik O'dan gelsin. Orta kuşak çevresi için uygun bir yöntem. Düzlem projeksiyon yöntemimiz ise kutuplar çevresi için uygun bir yöntemdi diyebiliriz. Ekvatora doğru gidildikçe de bozulmalarımız artıyordu. Mesela burada ülke bazlı da sorabilir. Mesela silindirik projeksiyon yöntemi deyince Brezilya'yı düşünebilirsin. Malezya'yı düşünebilirsin. Endonezya'yı düşünebilirsin. Gine Adaları'nı düşünebilirsin. Nijer'i düşünebilirsin. Kongo falan düşünebilirsin. Konik projeksiyon yöntemi için Türkiye'yi düşünebilirsin. Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünebilirsin. Çin'i düşünebilirsin. Düzlem projeksiyon yöntemi dediğinde Grönland'ı düşünebilirsin. Norveç, İsveç, Finlandiya dediğimiz İskandinav Yarımadası'nı da düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Buna da attım yıldız. Ya bunları sorar
ya da ülkeler verir. Hangi projeksiyon yöntemine göre düzleme daha doğru şekilde aktarılır der. Bunu da unutmayalım. Geldik bir diğer sorumuza. 24 derece batı boylamı üzerindeki bir kentte yerel saat 13.20 iken 40 derece doğu boylamı üzerindeki kentte yerel saat kaçtır? Bakın, bu sorular gerçekten çok basit sorular ve benim gösterdiğim yöntemle soruyu çözdüğünde hata yapma ihtimalin sıfır. Nasıl? Hattı çekiyorsun. 24 batı boylamı demiş. 40 doğu boylamı demiş. O zaman Greenwich'i buraya koyarım. 24 derece, hemen şöyle şuraya 40 derece doğu boylamı derim. 24 derece batı boylamı derim. Ve 24 batıda yerel saatim kaçmış? 13.20. Ben bu kapsamda daha nereye gidiyorum? Doğuya gidiyorum. O zaman doğuya gidiyorsam yerel saatim daha ileridir ki benden buradan yerel saati soruyor. Birinci adım, boylam farkını al. Biri batıda, biri doğuda yer aldığı için boylam farkını toplayarak bulursun. Çünkü sıfırdan buraya 24 tane, sıfırdan buraya 40 tane gitmesin. O zaman total 64 boylamlık bir farkın var. Devam ediyorum. Her bir boylam arası 4 dakika. 4 ile çarpıyorum. 4 kere 4 16. Elde 1. 6 kere 4 24. 1 de elde 25. 256 dakikalık bir zaman farkı var. Peki 256 dakika. 1 saat 60 dakika dersek. 4 saat 240 dakika yaptı mı 60 çarpı 4'ten? Geriye 16 dakika kaldı mı? O zaman 4 saat 16 dakika daha ileride. 13'tü. 4 saat ekle 17. 16 dakika daha ekle 36. O zaman burada saatim 17.36 yap. Böyle yaparsan hata yapma ihtimalin çok çok düşük. Greenwich boylamı üzerinde tarih 4 Nisan ve yerel saat 22.45'tir. Aynı anda 90 doğu boylamında tarih ve yerel saat nedir diyor. Hemen gene bak arkadaşlar, hata yapmayın ya, üşenmeyin, çiz. 90 doğu boylamı diyorsa o zaman 90 doğu boylamı burada. Şurası 0 derece Greenwich. Greenwich zaten 0'dı ya. Ve burada 4 Nisan'mış tarihim ve yerel saatim 22.45'miş. Ben daha doğuya mı gidiyorum? Evet, o zaman yerel saatim daha ileri. Ne kadar? Boylam farkım kaç? 90. 90 çarpı 4 ne yapar? 360 dakika yapar. 360 dakika nedir? 6 saattir. Değil mi? 60, 60, 60 dediğimizde 6 kere 6, 36. 6 saat daha ileriye gideceğim. 22.45'miş. 2 saat gitsem çift 0.45. 4 saat daha gitsem 0.4.45 yapar. O zaman 90 doğu boylamında 0.4.45 yaptı mı? 4 Nisan'dı, bir daha ilerledik. 5 Nisan yaptı mı? Yani yeni bir güne ne yapmışız? Merhaba demişiz arkadaşlar. Geldik bir diğer kısma. Hemen şöyle profil çıkarma. Önemli, sorma ihtimali de var. Aşağıdaki izoips haritasında yer alan AB noktaları arasındaki profili çıkarınız demiş. Burada yapmamız gereken şu. Aşağıda zaten dikkat ederseniz yükseklik değerlerimiz mevcut arkadaşlar. Ben burada A ve B hattında geçerken temas ettiğim izoipsleri şöyle ne yapıyorum? Belirliyorum. Sonra bunların hepsini ne yapacağım? En aşağıya kaç metre yükseklikteyse ona indireceğim. Mesela A deniz seviyesi ya. Bunu böyle indiriyorum. 0 metreye A'yı getirdim. Mesela A'dan sonra şuna geldim ya. Mesela bu 100 metreymiş. O zaman bunu getiriyorum. Şöyle 100 metre indiriyorum. Şuna geldim. İzoipsler o zaman burası 0 metre ise 100 metredir. 200 metredir. 300 metredir. 400 metredir. Böyle yaptım. O zaman şurası 200 metre oldu. Bunu getirdim şöyle. 200 metreyi indirdim. Şunu getirdim şöyle. 300 metreyi indirdim. Bunu getirdim şöyle. 400 metreyi indirdim. Ve şurada bir 475 metrem varmış. 400-500 arası koydum. Tekrar buraya geldim. 400 metre, bak dikkat et. Şuraya geliyorum. Bura kaç metreydi? 300 metreydi. O zaman bunu şöyle alırım. 300'e doğru. 300 neredeymiş? Şuradaymış. 300'e doğru indiririm. Hemen şöyle şunu da silelim arkadaşlar, daha doğru güzel olsun. Hemen karşıya geldim. Bu 300 metre ise komşu izoips, bu da 300 metre oldu. Bunu da aldım şöyle 300 metreye indirdim. 300'den sonra 400 gelecek. Bunu da aldım şöyle 400'e indirdim. 400'den sonra gene bak dikkat edersen aynı izoips üzerinde bunu da gene alıyorum. Ne yapıyorum? 400'e indiriyorum. Sonra geldim 300'e indiriyorum. Sonra geldim 200'e indiriyorum. Sonra geldim 100'e indirdim. Ve en sonda da şunu şöyle 300 aldım, 200 aldım. Sonra da geldim şunu sıfıra indirdim. Bak oradaki noktaları ne yaptık? Sürekli olarak tık 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 aşağıya indirdik. Buradan sonra ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Abi şunu şöyle birleştirdik.
Şurayı şöyle hafif kavisli yaptık. Şurayı şöyle kavisli yaptık. Ahanda böyle bir şey çıktı. Bak dikkat et. Şurayı şöyle bakın. Sahayı aldım. 300 metreden biraz aşağı yaptım. Çünkü burada bir yüzey olmadığı için 300'ün daha altında. Burada 400'ün daha üzerinde. Aynı şekilde burası da 400'ün daha üzerindedir. Böyle bir profil çıkarmış olduk sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya. 1 bölü 500 bin ölçekli bir haritada AB kentleri arasındaki uzaklık 10 santimetredir. Gerçek uzunluk nedir diyor. Gerçek uzunluk eşittir. Harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydasıdır. Gerçek uzunluğu istiyor. Harita uzunluğumuz neymiş bizim? 10 santimetre. Ölçeğin paydası ne? 500 bin santimetre. Benden bunu gerçek uzunluğunu kilometre olarak isteyecek. Ve gerçek uzunluğunu kilometre olarak istediğinde 1, 2, 3, 4, 5, 0 at çarpmadan 5 çarpı 10'dan ne geldi? 50 kilometre geldi. Aralarında 75 kilometre olan iki liman arası 1 bölü 2 milyon 500 bin ölçekli haritada kaç santimetre ile gösterilmiştir? O zaman benden harita uzunluğunu istiyor. Harita uzunluğunun formülü gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydasıdır. Evet, ölçeğin paydası neymiş? 2 milyon 500 bin santimetre. Gerçek uzunluk 75 kilometreydi. 1, 2, 3, 4, 5, 0 atarsam santimetre yaptım. Bak 1 gitti, 1 gitti. Gitti, 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 gitti. 75 bölü 25'ten 3 santimetre yaptı. Burada önemli olan bir formülü yazmak. Verilen değerler mesela bu 75 kilometreydi ya. Benden santimetre istemiş ya. 75'e hemen 5, 0 ekleyerek orayı ne yaptım? Santimetreye çevirdim arkadaşlar. Gerçek uzunluğu 36 kilometre, harita uzunluğu 9 santim olan bir yolun gösterildiği haritanın ölçeğini bulunuz demiş. O zaman benden ölçeğin paydasını istiyor. Gerçek uzunluk bölü harita uzunluğudur. Benim gerçek uzunluğum neymiş? 36 kilometre. Harita uzunluğum neymiş? 9 santimetre. Önce bunları bir bölelim. 36, 9, 4 kaldı. Ama bu kilometredir. Yani buranın 1 santimetresi 4 kilometreyi göstermekte. 1 santimetre 4 kilometreyi gösteriyorsa 1, 2, 3, 4, 5, 0 atarsam 1 bölü 400 bin kesir ölçeğim olur. Geldim alan sorusuna. 1 bölü 800 bin ölçekli bir haritada 9 santimetre kare olarak gösterilen bir göl gerçekte kaç kilometre karedir diyor. Gerçek alan eşittir. Harita alanı çarpı ölçeğin paydasının karesidir. Gerçek alan eşittir. Harita alanı 9 santimetre kareymiş. Çarpı. Ölçeğin paydası ne? 800 bin. 8 çarpı 10 üzeri 5 diye burayı yazabilirim. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 var. 10 üzeri 5. Burada bir 8 kaldı. Karesini alıyorum. Gerçek alan eşittir. 9 çarpı. Bu kareyi içeriye dağıtıyorum. 8 çarpı 8. 8'in karesi yani. Şöyle yazayım. 8'in karesi çarpı 10 üzeri 5 çarpı 2 üstün üstü çarpılıyor ya, o zaman şurası ne oldu? 10 üzeri 10 santimetre kare yaptı. 10 üzeri 10 diye yazdım. Burası artık santimetre kare oldu. Benden kilometre kare istediği için 10 tane sıfırı silmem lazım. 10 sıfır nerede var? Anında burada var. Bunu sildim. 9 çarpı 8 kere 8 64 yapar. Gerçek alan o zaman 9 kere 4 36. Elde 3. 6 kere 9 54. 3 de elde 57. 576 kilometre kare yapmıştır diyebiliriz. Geldik İzoips haritasındaki yer şekilleri yıldız attım banko gelir. Mesela burada böyle bir akarsu üzerinde İzoipsler birbirine yaklaşmışsa burada ne vardır dediğimizde burada bir şelalenin olduğunu söyleyebiliriz. Denizin kıyısındaki İzoips şu İzoips kıyı çizgisidir ve kıyı çizgisinin yüksekliği unutmayalım 0 metredir. Ve bir akarsu denize döküldüğü yerde kıyı çizgisi şöyle çıkıntı yapmışsa buraya biz delta ovası diyeceğiz. Eğer ki bir izoips denizin kıyısında buradaki gibi birbirine çok yaklaşmışsa buraya biz falez diyeceğiz. Eğer ki bir akarsu var ve akarsuyun bulunduğu yerde izoipsler birbirinden böylece uzaklaşmışsa burası bir ova alanı olabilir. Ve akarsuyun bulunduğu yere biz vadi diyeceğiz. Ve dikkat edin vadide izoipsler yüksekliğin arttığı yere doğru ne yapıyor? Ters V yapıyor. Akarsularım var burada ve çevresine göre yüksekte yer alan bir düzlüğüm var. Bu düzlüğe biz plato deriz. Burada oklar göstermiş. Okun içerisini maviyle boyamışım ben. Burada bir göl alanı var ve bu yer şeklinin ismi
çanak, çukur ya da krater olabilir. 6 numara, tepenin üç kısmında bir nokta mevcut. O zaman burası ya zirvedir ya da doruktur. İki tane tepe arasında kalan 7 numaralı yelin bulunduğu yere biz boyun diyeceğiz. 8 numaralı bulunduğu yere tepe diyeceğiz. Tepeye neresinden çıkacağız? 11 numarayla gösterdiğimiz yer yamaçtır. Ve tepenin bulunduğu alanlarda izoipsler şöyle V harfi alıyorsa buna da biz sırt diyeceğiz. Bunu da unutmayalım. Mutlaka buradan bir soru karşına gelecek diyebiliriz. Geldik bir diğer soru, eğim sorusu. İki merkez vermiş. İki merkez arası gerçek uzaklık 20 kilometre. GS noktaları arası eğim yüzde kaçtır diyor. Eğim nedir dersek? Eğim iki merkez arasındaki yükseklik farkı bölü yatay uzaklık çarpı yüzde dediği için bize yüz dedik, tamam mı? Yükseklik farkımız neymiş? Yükseklik farkı 400, 600. O zaman burası 800 metre. Burası da 1000 metre oldu. S 1000 metrede, G 600 metrede. O zaman yükseklik farkımız 400 metre. G ve S noktaları arasında 20 kilometre var. 20 kilometre, hektometre, dekametre, metre. Metre dedik çarpı 100. Bundan sonra sadeleştir. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 4 bölü 2'den eğimimiz ne yaptı? Yüzde 2 yaptı arkadaşlar. Bunu da böylelikle çözmüş olduk. Geldik bir diğer soru. Yukarıdaki çizgi ölçeği kesir ölçek olarak gösteriniz. Karşılığı nedir demiş. Bakın dikkat et. Çizgi ölçeğin boyu ne kadarmış? 8 santimetre. Kaç birim var? 1, 2, 3, 4 birim varsa. Her birim ne oldu? 2 santimetre oldu. 2 santimetre, 2 santimetre diye yazdım. O zaman benim çizgi ölçekteki 2 santimetrem. Gerçekte sıfırın yanında kim var? 4. Sondaki uzunluk birimi ne? 4 kilometreymiş. O zaman benim 1 santimetrem 2 kilometre yapar mı? Yapar. Yani 1 santimetrem 2 kilometre yapıyorsa 1 bölü 2 dedim. Kilometreyi ne yapman lazım? Santime çevirmen gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 sıfır atarsam 1 bölü 200 bin bunun kesir ölçeği olmuş oldu. 1 bölü 2 milyon 500 bin kesir ölçeğini çizgi ölçek olarak gösteriniz demiş. Ben buraya şöyle çizgi ölçeği çektim. Kilometre diyorum. Her birimin de şöyle 1 santimetre olduğunu söyleyeyim. Şuraya sıfırı yazayım. Bak benim 1 santimetrem gerçekte 2 milyon 500 bin neymiş? Santimetreymiş. Ben bunu kilometreye çevirirsem 1 santimetre 1, 2, 3, 4, 5 sıfır atıyorum. 25 kilometre yaptı. Bak 1 santimetre 25. E burası 1 santim değil miydi? 25. 1 santim daha gidersem 50. 1 santim daha gidersem 75. 1 santim daha gidersem 100 kilometre yaptım. Aha da yukarıda göstermiş olduk. Geldik bir diğer çoktan seçmeli test. İnsanların tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, ulaşım, madencilik gibi faaliyetlerini inceleyen coğrafyanın bölümü tabii ki de ekonomi ile ilgili olduğu için ekonomik coğrafyadır. Nüfus deseydi nüfus coğrafya. Ülkeler arasındaki ilişkiler deseydi siyasi coğrafya. Bitki hayvan deseydi biyo coğrafya olabilirdi arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya. Yukarıda verilen ülkelerin 1 bölü 500 bin ölçekli bir haritası çizildiğinde hangi ülke düzlemde en fazla yer kaplar? Yani 500 bin kez hepsini küçülteceğiz. Bak tekrar söylüyorum 500 bin kez hepsini küçülteceğiz. Ben Türkiye'yi 500 bin kez küçülttüm. Çin, Rusya'yı, Avustralya'yı 500 bin kez küçülttüm. Hangisi düzlemde daha fazla yer kaplar dersek yüz ölçümü en geniş olan. Bunlar içerisinde yüz ölçümü en geniş olan Rusya'dır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir diyebiliriz. Geldik MEB'in örnek yazılı sınav sorusuna. Yapmış olduğumuz bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için hangi özelliklerin olması gerekmektedir? Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için kuş bakışı görünüme sahip olması gerekiyor. Buna dikkat edelim, bu bir. İkincisi, belirli bir ölçek dahilinde küçültülmüş olması gerekiyor ve bir düzleme aktarması gerekmekte. Düzleme aktarma, ölçek dahilinde şuraya da şöyle yazayım, küçültme. Tekrar söylüyorum, bir çizmemizin harita özelliği taşıyabilmesi için kuş bakışı görünüme sahip olması gerekiyor. Ölçek dahilinde küçültülmüş olması gerekiyor ve düzleme aktarılmış olması gerekmekte diyebiliriz. Dünyanın eksen eğikliğinin sonuçları nelerdir? Eksen eğikliği yıl içinde meydana gelen durumlar olduğu için yıl içinde sıcaklık değişir. Bu bir.
Yıl içinde gölge boyu değişir. Yıl içinde gece gündüz süreleri değişir. Mevsimler oluşur ve aynı anda yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Muson rüzgarları oluşur. Al sana 3-5 tane özellik. Yıl içinde sıcaklık değişir, yıl içinde gölge boyu değişir, yıl içinde gece gündüz süresi değişir, yıllık sıcaklık basınç farkları oluşur, mevsimler oluşur, muson rüzgarları oluşur. Hangisini istiyorsan yaz. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin 1141 metre olması fiziki haritada hangi renk tonunun daha fazla kullanılmasına neden olmuştur diyebiliriz. Hemen hatırlayalım. Yeşil renk tonu 0500 metre. Sarı renk tonu 500 bin metre, turuncu renk tonu 1000-1500 metre, açık kahve renk tonu 1500-2000, koyu kahve renk tonu ise 2000 metre üzeri. O zaman ben 1000 metrenin üzerinde hangi renkleri kullanıyorum? Turuncu, açık, koyu kahve. İşte Türkiye'mizin turuncu, açık, koyu kahve renk tonunun çok fazla kullanılmasının temel sebebi ortalama yükseltisinin fazla olmasıdır. Bunu da unutmamış olalım. Geldik sizinle bugünkü yazılı hazırlık kısmımızın sonuna. İnşallah yazılarınız istediğiniz gibi çok çok güzel geçer. İkinci döneme de bomba bir şekilde devam ederiz diyelim arkadaşlar. Yazılılarda hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.